Galatasaray 55 milyon euro geliri reddederek 85 milyon euro gelir istedi arkadaşlar. Peki nasıl oldu bu iş? Galatasaray'ın 3 oyuncusu için çok önemli teklifler geldi. Biliyorsunuz Dursun Özbek öncelikle 5 oyuncumuza ciddi teklifler geldi demişti. Bu 5 oyuncunun dışındaki 3 oyuncu Torreira, Kerem ve Dubuay'dı arkadaşlar. Ve şu anda da Galatasaray'a gelen tekliflerle ilgili Galatasaray'ın reddettiği teklifleri açıklıyoruz size arkadaşlar. Gündeme düşen haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Galatasaray'a Zaniolo için Juventus'un resmi teklifi geldi arkadaşlar. Zaniolo için 17 milyon euro artı 7 milyon euro da bonus olmak üzere Galatasaray bir teklif yaptı. Ancak bu 7 milyon euro bonus olmayacak, yani olmaması ihtimali yüksek olan bonuslar. Juventus'un şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynaması, Zaniolo'nun Şampiyonlar Ligi'nde 10 maç oynaması gibi bonuslar var. Galatasaray bu bonusları reddetti çünkü kendisi bu bonuslarla birlikte almıştı Galatasaray. Aynı tufaya düşmek istemedi. Şu anda en yüksek teklif Zaniolo'ya 17 milyon euro. O da Juventus'tan arkadaşlar. Juventus puan silme cezasıyla birlikte taraftarıyla da arası açılmıştı. Şu anda o arayı kapatmak, kaliteli bir takım oluşturmak, milli takım forması giyen, İtalya milli takım forması giyen bir oyuncuyu almak için uğraşıyor değerli arkadaşlar. İkinci oyuncu ise Sacha Boey arkadaşlar. Arsenal ve Aston Villa'nın teklifleri vardı. Aston Villa 12 milyon euro, Arsenal ise 16 milyon euro para vermişti değerli arkadaşlar Sacha Boey'e. Galatasaray bunu istemedi, böyle bir teklife kabul etmedi. Arsenal en son 18 milyon euroya kadar çıktı. Ancak Galatasaray hala kapıları kapalı tutuyor. Yani Sacha Boey ve Zaniolo için Galatasaray'ın şu anda kapısını çalan takımlardan gelen para toplamda 35 milyon euro arkadaşlar. Aslında Galatasaray sadece Zaniolo'yu 35 milyon euroya satmak istiyor. Ancak bu iki oyuncu için toplamda 35 milyon euro şu anda teklif var. Aynı zamanda Nelson'a da yine Premier Lig'den Tottenham'dan teklif var. 20 milyon euro bir teklifte bulundu. Ve 20 milyonun üzerine de birkaç milyon çıktığı söyleniyor. Ancak son teklifi 20 milyon euroydu. Toplamda 55 milyon euro Galatasaray'a bir transfer teklifi var bu 3 oyuncudan arkadaşlar. Peki Galatasaray'ın düşüncesi ne? Galatasaray şu an transferleri de bekletmesinin sebebi, anlaştığı oyuncuları açıklamamasının sebebi, anlaşma noktasına geldiği oyuncuları bekletme sebebi, satabildiği oyunculara göre oyuncu almak. Eğer oyuncu satamazsa Galatasaray, kasaya para girişi olmazsa ya da Galatasaray'ın istediği düzeyde bir para girişi olmazsa Galatasaray ya aldığı oyunculardan, anlaştığı oyunculardan vazgeçecek, ya anlaşmak üzere olduğu oyuncuları durduracak, daha maliyetsiz oyunculara yönelecek, ya da iyi gelir elde ederse Galatasaray anlaştığı oyuncuları alabilecek ya da daha iyi oyunculara teklifte bulunabilecek. Galatasaray bunun için şu anda bekletiyor. Galatasaray'ın bu 3 oyuncu için toplamda istediği rakam 85 milyon euro arkadaşlar. Zaniolo'nun transfer bedeli 35 milyon euro. 25 milyon euro Sacha Boey, 25 milyon euro Victor Nelson. Bunları topladığınız zaman toplamda Galatasaray'ın kasasına girmesini beklenen ücret 85 milyon euro. Eğer böyle bir meblağ girerse Galatasaray'ın kasasına, Türkiye tarihindeki bir rekor, rekorları alt üst etmiş olacak Galatasaray. İnanılmaz bir kar elde etmiş olacak ve hem borçlarından yana hem gelecek oyuncularından yana çok fazla mesafe kat etmiş olacak. Galatasaray bu konuda dirayetli davranmaya çalışıyor. Ancak biraz Sacha Boey şu anda suları bıraktığı gibi, sanki biraz Premier Lig'e gitmek istiyorum, Arsenal'in teklifi çok güzel, Arsenal'e ilgi duyuyorum açıklamalar yaparak gitmek istediğini belli etti. Ondan dolayı Galatasaray biraz da çok urganı sıkı tutup bu oyuncuları da küstürmek istemiyor. Ancak oyuncuları da beklentisinin altına vermek istemiyor. Şu anlık Galatasaray'ın kasasına girebilecek meblağ, Galatasaray hemen kabul ederse 55 milyon euro. Ancak Galatasaray direttirip 85 milyon eurolara bulan bir gelir elde etmek istiyor. Daha fazla video ve görüşte sizin karşınızda olacağım arkadaşlar. Sizden bir isteğim var. Like atıp abone olmayı unutmayın.